Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh'ın hayatının genel çizgilerini anlatmaya çalışıyoruz. O peygamber ikliminin en sevgililerindendi. Şerefli arkadaşlar içerisinde dağ misali şahsiyeti olan bir güzeldi. O görüldüğünde Allah hatırlanırdı. O görüldüğünde güven duyguları sükun bulurdu. O görüldüğünde mümin gönüller huzur duyardı. Onu görmek bir bahtiyarlıktı. Tabiin döneminin Müslümanları onu görmeyi ne kadar arzu ederlerdi. Bilirlerdi ki Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh peygamber ikliminin en asil güllerindendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile genelde hep beraber olabilmiş, Allah'ın sevgilisinin nice güzelliklerine tanıklık edebilmiş bahtiyar bir mümindi. Onu görmek bir bahtiyarlıktı. Çünkü o Peygamber Efendimiz'den izler taşırdı. Onun özelliklerinden özellikler taşırdı. Peygamber Efendimiz ne kadar güzel bir kuldu. Ne muhteşem bir kuldu ve peygamberdi. İnsanın konumu kulluktu. Peygamber ise bu misyonu tam kıvamında yapandı. Ümmete ve insanlığa en güzel örnek olandı. O ne muhteşem bir kuldu ve peygamberdi. Peygamberin Kur'an'daki tanımı alemlere rahmet olarak ifade edilirdi. O rahmetten kana kana içenlerden bir güzeldi Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh. Sahabe neslinden sonra gelen tabi'in nesli ne bahtiyar bir nesildi. Peygambere ulaşamamışlardı ama peygamberden izler taşıyan, hayatları onun halleriyle ve hayatlarıyla dolu olan, onun bir gülistan gibi olan hadis külliyatıyla donanmış olan şerefli arkadaşlarını görüyorlardı. Sevgiliyi görememiştiler ama sevgiliyle beraber olanlara ulaşabilmişlerdi. Ümmet içerisinde bu durum yalnızca onlara nasip olmuştu. Nasipleri ne kadar büyükmüş, ne büyük servete konmuşlardı. Bizlere düşense şunu söylemekti, şunu derinden istemekti. Allah'ım, Peygamber Efendimiz'i görmek, görebilmek nimetine vasıl olamadık. Onunla beraber olabilme devletine eremedik. Olsaydık layık olabilir miydik? Bundan emin olamazdık. Bizim cephemizden bakılırsa asla ona layık olamazdık. Ama Allah'ım, o alemlere rahmetti. O insanlığa rehberdi. Onun kalbi bütün insanlığı sarıp sarmalayandı. O bizi bağrına basardı. Ümmetim diye bağrına basardı. Ve o bizi o muhteşem eğitimiyle eğitirdi. Biz bize bırakılsak adam olmazdık. Ama o bizi kendi ikliminde zarif müminler yapardı. Onun o ince eğitimi bizi incelikli bir insan kıvamına getirirdi. Bundan emindik. Burada, bu dünya hayatında onu görebilmekle devletine nail olamadık. Bu büyük nimete ulaşamadığımız gibi peygamber ikliminde yetişmiş güllere de vasıl olamadık. Onları görebilme devletine de eremedik. Ebu Bekirleri, Hazreti Ömerleri, Hazreti Osmanları, Hazreti Alileri, Musab bin Umeyrleri, Ubeyde bin Cerrahları, Hazreti Bilalleri, Ammarları, Hazreti Huzeyfeleri, yani ümmetin semasındaki yıldızları, onları, onlardan birini bile görebilmek bahtiyarlığına vasıl olamadık. Allah'ım, bu dünyada bu güzellerle beraber olabilme bahtiyarlığına ulaşamadık. Bu dünyada bu büyük nimetten mahrum kaldık. Mahrumiyetimiz öbür alemde devam etmesin Allah'ım. Burada olamadıysa öbür tarafta olmasın mı Allah'ım? Bizim halimiz ne burada ne orada buna layık değildir. Bunun farkındayız. Ama Allah'ım, senin rahmetin, senin merhametin sonsuzdur, sınırsızdır. Bizler senin merhametine yaslanarak talep ediyoruz, dualar ediyoruz. Bizlere o büyük sevgiliyle ve onun şerefli arkadaşlarıyla beraber olabilmeyi ihsan eyle, lütfeyle.
bizler tabiin nesli gibi bir nimete vasıl olamadık. Onlara ulaşamadık. Ama bizlere düşen nasipse onlara hasret çekmekmiş. Onları derinden özlemekmiş. Öbür alemde olabilir mi diye dua iklimlerine girebilmekmiş. Hazreti Huzeyfe'den bizlere bir yansıma olabilirdi. Huzeyfe'den bizlere bir iz düşebilirdi. Bu elbette mümkündü. Onun en büyük özelliği peygamberin en büyük özelliğiyle örtüşürdü. Peygamber Efendimizin en büyük özelliği Muhammedül Emin'di. Emin oluşuydu, güvenli oluşuydu. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh'ın da temel özelliği buydu. Güvenilir olmasıydı, şeffaf olmasıydı. Aslında ümmetin tarih boyunca halkalar şeklinde birbirlerine aktarmaları gerekenler bunlar değil miydi? İslam medeniyetinin evlatları olarak bir önceki nesilden almamız gerekenler onların özellikleri değil miydi? Önce insani özelliklerimiz, mümince özelliklerimiz değil miydi? Efendimiz öyle buyuruyordu. Ebeveynin arkada bıraktığı en güzel miras salih evlattır. Anne baba bir sanat eseri inşa ediyorlardı. Muhteşem bir sanat harikası inşa ediyorlardı. Bu sanat eserinin adı evlat denilen güzeldi, güzellerdi. Ama o sanatın özellikleri, o sanatın izleri önce anne babada olacaktı. Yoksa bu sadece bir temenni ile olacak şey değildi. Sadece sözlerle inşa edilecek cinsten bir şey de değildi. Ruhta olacaktı önce, sonra hayatta olacaktı. Sonra yapılacak sanat eserine yansıyacaktı. Böyle olurdu, böyle oluyordu. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin sırdaşıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vefatına kadar bir ve beraber olmuşlardı. Peygamber Efendimiz Huzeyfe'ye münafıkların kimler olduğunu beyan ediyordu. Müslümanlar arasındaydılar, Müslüman görünüyorlardı. Ama kafirlerden de tehlikeliydiler. Gerçekte inanmamışlardı. İçin için İslam'a düşmanlıkları vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Huzeyfe'ye bu münafıkların listesini veriyordu. Ola ki vefatından sonra toplumun huzurunu bozmak istediklerinde onlara karşı duyarlı olunsundu. Onları sessizce takip etsindi. Yeri geldiğinde münafık oldukları belirtilmeden alınması gereken tedbirler alınsındı. Hazreti Ömer Efendimizin hilafeti dönemiydi. Halifeliğin ilk aylarıydı. Kentlere yeni valiler atamıştı Hazreti Ömer Efendimiz. Sonra Huzeyfe ile beraber oluyordu. Ve Ömer Efendimiz soruyordu. Ya Huzeyfe, atadığın valiler içerisinde münafık olan var mı? Huzeyfe sakince bir tane var diyordu. Hangisi diye soruyordu. Söylemem diyordu. Hazreti Huzeyfe şunu anlatıyordu. Aradan iki hafta ancak geçmişti. Emir el Müminin Ömer Efendimiz radıyallahu anh o vali alıyordu. Münafık vali alıyordu. Hazreti Ömer Efendimiz belli ki valiler üzerinde tekrar tekrar düşündüler. Onların kişiliklerini, onların hallerini tekrar değerlendirdiler. Ve bu süreçte münafık olabileceğini hükmettiği valiyi görevden aldılar. Gerçekte ise tam isabet etmişlerdi. Hazreti Huzeyfe bizlere bir miras bırakıyordu. Bir iz bırakıyordu. Sır saklamanın önemini öğretiyordu. İnsanın ailesine ilişkin sırlar olabilirdi. İnsanın akrabalarına dair sırlar olabilirdi. İnsanın arkadaşlarına dair sırlar olabilirdi. İnsanın bulunduğu görevine dair sırlar olabilirdi. Devlete, millete ait sırlar olabilirdi. Sırsa sır olarak kalmalıydı. Asla açıklanmamalıydı. Ali Efendimiz sır konusunda son derece manidar bir ölçü koyuyordu. Öyle diyordu. Sırrın senin esirindir. Onu başkasına söylersen sen onun esiri olursun. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh peygamberin sadık dostuydu. Ona bütün varlığıyla iman etmişti. Ona candan dost ve arkadaş olmuştu. Onun ikliminde yetişmişti. Ümmetin en bereketli insanlarından olmuştu. Peygamber Efendimizin güvendiği mümindi. Sahabe-i kiramın güvendiği mümindi. Ümmete yar olmuş bir mümindi. Ona ve onlara her dem hayır dualar ediyoruz. Ve onların bizlere ehli şefaat olmasını diliyoruz. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Hoşça kalın efendim. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.